Sevgili seyirciler, Peygamber Efendimiz zamanında münafıklar ile Yahudiler arasında zaman zaman bundan önceki bölümde sözünü ettiğimiz necva, yani gizli toplantılar, fısıltı halindeki konuşmalar, halis Müslümanların bulunmadığı meclislerde akdedilen bir takım müzakereler vardı. İşte bu müzakereler daima şerre ve kötü niyetlere yönelik olduğu için bundan men edilmişlerdi. Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'i haberdar etti ve ikaz edildiler, uyarıldılar. Buna rağmen onlar bu işlerde, bu kötü niyetli fiillerde ısrar etmeye ve bunlarda ayak diremeye niyetli göründüler. Bunun neticesinde işte Cenab-ı Hak yine ayet-i kerimede buyuruyor ki Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذ۪ينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَص۪يرِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ İnsan bir kere Allah korusun iman nimetinden mahrum kalmaya görsün. Onun basireti iyice bağlanmış, kalbi kararmışsa bir takım gerçekleri insan artık görmez. Göremez hale gelir. İşte onun içinde kendileri Peygamber Efendimiz tarafından men edildikleri halde bu onlar için son derece ibretli bir olay. Yani arada bir casusluk hadisesi yok. Peygamber Efendimiz'e onların görüşmelerinden, aralarındaki gizli toplantılardan haber sızdıran herhangi bir espiyonaj yapan kimse yok. Ama buna rağmen Peygamber Efendimiz onları ikaz ediyorsa bu fevkalade önemli, çok ciddi bir anlam ifade eder. Düşünmeleri lazım. Allah Allah, nereden haberdar oldu? Üstelik bu konuda onları ikaz eden ayet-i kerimeler de var. Bütün bunlardan Allah'ın haberdar olduğu kendilerine mükerreren bildirilmiş. Defalarca kendilerine bu konuda uyarıda bulunulmuş. Buna rağmen bakın, insan bazen gözü karardı, kalbi iyice zulme bağladıysa bir kimsenin, gönlü iyice bir kimsenin kararmışsa, o kimse artık o şerli yoldan bir türlü dönemiyor, o yoldan ayrılıp aydınlık caddeye çıkamıyor bir türlü. أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ya. Aralarında kötü maksatlı fısıltı halinde yaptıkları meclis ve toplantılardan nehyedilenleri görmedin mi? Yasaklananlar. Nuhu kelimesi neha yenha nehyen. Yasaklamak manasına. Nehyetmek, yasaklamak demek ya. Bunun meçhulü, meçhul sigası nuhiyu oluyor. Aslında nuhiye yasaklandı demek. Nehyolundu manasında. Bunun tabiatıyla çoğulu nuhu şekline geliyor. Burada bir ihlal yapılmış. Dolayısıyla aslında bunun aslı nuhiyu. Nuhiyu. Y harfi burada kaldırılmış. Nuhu şekline gelmiş. Nuhu nehyedildiler manasına. Yasaklandılar. Elem tera. Görmedin mi? İlellezine nuhu anin necva. Aralarında şerli ve kötü niyetli bir takım çirkin maksatlarla yaptıkları toplantılardan vazgeçmeleri, kendilerine bildirilen bundan yasaklananları görmedin mi? Sümme yaudune. Sonra bunlar tekrar dönüyorlar, aynı şeyi yapmaya tekrar başlıyorlar. Ade yaudu, avdet, dönmek manasına. Lima nuhu anhu. Nehyedildikleri, yasaklandıkları şeye tekrar rücu ediyorlar. Evet, bıraktım diyor, yapmayacağım diyor. Fakat daha sonra bir bakıyorsunuz aynı şeyi tekrar yapmaya başlıyor insan. Ve yetenacevne bil ismi vel udvani. Aralarında bunlar günah ve Müslümanlara saldırma,
saldırgan tavırlar içine girme, Allah'a asi olma ve masiyeti Resulü peygambere karşı gelme. Masiyet kelimesi de isyanla aynı kökten. Masiyet de günah manasında. Asi olma, isyan etme, karşı gelme demek. Peygambere sallallahu aleyhi ve selleme karşı gelme ve düşmanlık etme, udvan kelimesi adavetle aynı kökten, udvan saldırma, düşmanlık etme manasına, haddi aşma manasına da geliyor. Düşmanlık etme ve günah konularında aralarında gizlice konuşanlar, tenaca yetenaca. Yetenacev ne? Aralarında gizli olarak konuşurlar. Yani tenaci ederler, gizli fısıltı halinde konuşurlar. Bu konuşmaları hangi konulara dair? Allah'a, Allah'ın yasakladığı isim, günah olan şeyler. Ve yine aynı şekilde düşmanlık konusunda, Müslümanlara olan düşmanlıkla ilgili konuları aralarında fısıldaşırlar. Ve masiyeti Resulü, peygamberin sözünü dinlememe, ona asi olma, ona itaat etmeme konusunda aralarında konuşurlar, fısıldaşırlar bunlar. Ve izâ câûke, bunlar sana geldikleri zaman buyuruyor Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e, hayyevke bimâ lem yuhayyike bihillâh. Sana selam verirler, Allah'ın sana verdiği selam gibi değil. Allah'ın öğrettiği selamdan farklı bir şekilde selam verirler. Ya Peygamber Efendimiz'e geldikleri zaman münafıklar Yahudilerden öğrendikleri şekilde selam verirlerdi. Böyle sözü biraz araya karıştırmak suretiyle çabuk ve acele söylenmiş de bazı harfler yutulmuş intibaını verecek şekilde gargaraya getirmek suretiyle söylerlerdi böyle. Ve o sırada Peygamber Efendimiz mesela Esselamu Aleyküm demeleri gerekirken Peygamberimize Esselamu Aleyküm derlerdi. Esselamu Aleyküm, Allah'ın selamı senin üzerine olsun manasında. Her türlü esenlik, her türlü selamet, korkudan, her türlü fitneden azad olma, emin olma senin için. Her türlü düşmanlıktan uzak kal manasında fevkalade güzel bir temenni. Son derece şumullü bir dua. Bir kimse bir kimseye selam verdi mi artık ondan selam verdiği kimseye hiçbir suretle hiçbir şekilde zarar gelmeyecek manasına. Benden sana zarar gelmez. Allah'ın selameti üzerine olsun. Her bakımdan emniyet, huzur ve güvenlik içinde ol manasında. Bu duayı yapıyor, yapması, bu şekilde selam vermesi gerekirken onlar اِذَا جَاءُوكَ sana geldikleri zaman حَيَّوْكَ seni selamlarlar. Hayya yuhayyi, selamlamak manasında. Bu bununla ilgili aynı fiil meçhul sigayla Nisa suresinde geçmişti. Ve izâ huyyitun bi tahiyyetin fehayyu bi ahsene minha ev rudduha. O ayet-i kerimede. İzâ huyyitun bi tahiyyetin, siz bir hediyeyle selam verdiğiniz zaman, yani müminlere güzel bir şekilde, hoş bir tarzda selam verdiğiniz zaman veya selamlandığınız zaman, tabii meçhul olduğu için, siz selamlandığınız zaman, size birisi selam verdiği zaman, size esenlik dilediği zaman, bitahiyyetin fehayyu bi ahsene minha. Ondan daha güzel bir şekilde siz onu selamlayın. Size selamun aleyküm dediyse, siz ve aleykümüsselam ve rahmetullah deyin. Yani ona bir fazla ilave ederek, bir ikram ile, bir ona bir katkıda bulunmak suretiyle, bir ilavede bulunmak suretiyle mukabele edin. Bu şekilde evrudduha aynı ile mukabele etmek en azından. Selama selamla mukabele etmek, karşılık vermek icap ediyor. Bakın burada onlar sana Allah'ın sana selam vermediği şekilde, Cenab-ı Hakk'ın bildirmediği tarzda sana selam verirler. اِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهِ Allah'ın sana selam verme konusunda Allah'ın vermediği bir selamla sana selam verirler. Diye peygamberimize geliyorlardı mesela topluluk halinde veya ferden tek olarak geldikleri zaman. Esselamu aleyküm diyecek yerde peygamberimize Esselamu aleyküm diyorlardı. Selam başka, sam başka. Esselamu el mevtü demek. Yani kahrolasın, ölmeni, ölüm senin üzerine olsun. Yani Peygamberimize haşa bu şekilde beddua ediyorlardı. Bunu
Bir defasında Hazreti Ayşe validemiz duydu, onlara mukavele etmek istedi. Peygamber Efendimiz müdahale ettiler. Peygamberimiz buna cevaben gayet son derece nazik, fevkalade anlamlı, manidar bir şekilde Peygamberimiz mukabele ediyordu. Ve aleyke buyuruyordu Peygamberimiz. Sana da olsun manasında. Ama hiçbir hakaret ifadesi olmadan. Adab-ı muaşeretin, görgünün, insani edep ve terbiyenin bu gibi durumlarda da insanlar arasında herhangi bir sürtüşmeye, düşmanlığın daha da şiddetlenmesine yol açacak bir alternatif, bir şıkkı seçmiyorlardı Peygamber Efendimiz. Sadece bu kadar. Hazreti Ayşe validemize de ben ona cevabını verdim. Daha fazlasına lüzum yok buyurdular Resulullah Efendimiz. Esselamu aleyke diyorlardı Peygamberimiz. Ona ve aleykum diyordu. Veya tek kişi ise ve aleyke diyordu. Sana olsun veya size olsun. Aynı şey sizin üzerinize olsun diyordu Peygamber Efendimiz. Öyle buyuruyorlardı. İşte münafıklar bütün kötü niyetlerini her davranışlarında, her sözlerinde ortaya koyuyorlardı. Ve yekulûne fî enfusihim, kendi kendilerine onlar diyorlardı ki, işlerinden de imansızlıklarından, Allah'ın kudretine, azametine inanmamışlar. Allah'ın kendilerinin iç dünyasını bildiğinden haberdar değiller, gafiller. Bundan dolayı da işlerinden şöyle geçiriyorlar. Ve yekulûne fî enfusihim, kendi nefislerine, kendi kendilerine işlerinden derler onlar. Lev lâ yu'azzibunallâhu bimâ nekûl. Hadi bakalım, Allah bizi söylediklerimizden dolayı cezalandırsa ya, hadi bizi cezalandırsın. Öyle geçiriyorlar. Ama biz bu kadar kötülükler yapıyoruz. Bu kadar haddi aşıyoruz. Onun peygamberine bu kadar saldırıyoruz, hakaret ediyoruz. Bütün bunlar karşısında hadi Allah bizi cezalandırsa ya diyerek haşa Allahü Teala'ya meydan okumaya kalkıyorlar. Halbuki Cenab-ı Hak ihmal etmiyor, imhal ediyor Cenab-ı Hak. Allah-u Teala onlara mühlet veriyor. Ama zannetmesinler ki onların yaptıkları yanlarına kalacak. Hasbuhum cehennem. Cehennem onlara kafidir. Bu yaptıklarının cezasını çekme açısından onlar için cehennem fevkalade yeterlidir. Hasbuhum yeter, onlara yeter demek, onlara kafidir. Yaslevneha, oraya onlar girecekler, cehenneme girecekler onlar. Ve bi'sel masir, ne kadar kötü, ne kadar korkunç bir akıbettir, yerdir. Sara yasirudan masir, gidecek yer demek. Sara yasiru aslında olmak manasına, sara ila bir tarafa, bir cihete yönelmek, bir tarafa doğru teveccüh etmek manasında, masir değişti, gidilecek, varılacak yer, son durak manasında. Onların ne kadar kötü, bu ne kötü akıbettir cehennem buyuruyor Allah Teala. Ya eyyuhellezine amenu iza tenaceytum فَلَا تَتَنَاجَوْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ. Ya bak, burada müminleri Cenab-ı Hak ikaz ediyor. Ey müminler, aranızda gizli kapaklı, başkalarından saklı bir görüşme yaptığınız zaman, sizin bu gizli görüşmeleriniz günah ve düşmanlık ve peygambere isyan, karşı gelme konularında olmasın. Yaptığınız iş gayrimeşru, haram olan, yasaklanmış olan bir iş olmasın. Gördüğünüz aranızdaki bu konuşmalar hayırlı bir maksada yönelikse, böyle bir gizli toplantı akdetmenin aranızda bu meseleyi riyadan korunmak veya bir takım engellemelerden kendinizi sıyanet etmek maksadıyla bunu yapabilirsiniz. Ama bakın, burada şart koşulmuş. Ya eyyühellezine amenu izâ tenâceytüm. Yani tenaci etmek, gizli görüşmek demek. Gizli görüşür, fısıltı halinde bir meseleyi müzakere ederseniz, ettiğiniz zaman فَلَا تَتَنَاجَوْ بِالْاِسْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ. Aranızda ki bu görüşmelerde günah, gayrimeşru ve aynı zamanda düşmanlık, peygambere karşı gelme konularında aranızda görüşmeyin. وَتَنَاجَوْ بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Daima aranızda görüşmeler iyilik, ihsan ve Allah'ın emirlerine saygılı olma konusunda olsun.
وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Kendisinin huzurunda toplanacak, huzurunda toplanacağınız, huzuruna varacağınız Allah'tan korkunuz, onun emirlerine saygılı olunuz buyuruyor Cenab-ı Hak. Allah'ın emirlerine saygılı olmak ve onun huzurunda toplanacağımızın devamlı şuurunda, devamlı bilincinde olmak bizim için bir vicdan ve din borcudur. Bunu unutmamamız lazım.